Nasıl bir jenerasyondan herkese merhaba arkadaşlar. Alarmım çalıyor. Han'ın işe gitme vakti geliyor. Bugün sadece Han işe gidiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bugün Han'ın işi var. Matteo bugün evde ve Matteo'nun 5 seviye Fightless'a ihtiyacı olduğu için onu geliştiriyordum. Sen hala üzgünsün. Ben bunu geçen bölümde çok hızlı geçmiştim. Öğrendim ki kedileri ölmüş. Sen Han'ı bence rahat bırak. Han bir işe gitsin. Sen de burada devam et çalışmaya. Pis Matteo. Hep gaz salıyorsun. Ama sen bunu hayatta bitiremezsin. Ne ben sana söyleyeyim. Çünkü sen biraz beceriksiz gibi geldin bana. Çok hızlı şey yapmıyorsun. Peki burada bizim puanımız birikti mi? Energized olarak bizim aslında 1 saat egzersiz yapmamız gerekiyormuş. O zaman nereye? Deka nereye? Gel buraya. Deka bed almıyoruz. Energized olarak senin duş alman lazım. Ki burada 1 saat şey yapacağız. Duşta limit yapacağız. Hızlı bir şekilde yapalım lütfen. Gel bakalım. Hadi bak energized olduk. Hemen yapıyorsun bunu. Kaç saat şu an? 10.35 saatine göre. 11.35'e kadar bu şekilde koruman lazım. Enerjini. 10.52 oldu. Gözümde bir yandan saatte. Ondan sonra iki parça olması lazım. Bahçeye geçen bölümde de bahsetmiştim. Bir box, bir kum torbası alıp koysam diye. Enerjisi doluncaya kadar hızlı doldurdun. Ay seni beceriksiz. Beceremedin işte. Beceremedin. Bakın o zaman hemen ben bunu şey yapıyorum. Şöyle tekrar enerjisi hale getiriyorum. Artık yani biraz da hile kullanayım. Tamam, bunu gerçekleştirdin. İyice de kirlendin. Ben sana habire duş aldırıyorum. Niye sen iyice yıkanmıyorsun ki? Tamam. Bunu 5 yapabilirsin. Bu şekilde 5 yapabilirsin. Devam et. Hızlı. Hadi bakayım. Koş koş. Like Fightness. Tabii ki yani. Herhalde yani. Aa, iyice pis olduk. Tekrardan Energize alıyoruz. Duşumuzu. Ne kastım ama. İlle Energize olacaktı. İlle biz de Fightness level'ını geliştireceğiz diye. Hemen tekrardan koşuyoruz. Onu bitiriyoruz. Bu ne, tavşan mı çıktı orada diyecektim. Bak Han yokken, Han'la ilgilenmiyorken seninle biz bu işi tamamlayabiliriz. Han zaten bunu yaptı. Excellent durumda. Han terfi alıp gelecek ve 3. seviye olacak. Sen şimdi tekrardan böyle bir hijyen bakımından sıkıntı yaşıyorsun. Ama bunu bitir. Bunu bitir. Lütfen bunu bitir. Bak yarın işe gideceksin. Ama biz bu not start olayını study open. Bunu internetten mi yapacağız acaba bilmiyorum ki. Vallahi bilemiyorum yani nereden yapacağız onu. Evet şimdi bitirdin. O zaman sen gel hem tuvaletini yap hem tekrardan bize böyle duşunu al. Sonra aşağı inelim. Muhtemelen senin karnın da acıktı. Dolapta yemekler ne alemde bilmiyoruz ama bize server lunch'tan bize onigiri hazırla. Böyle de her yer çok karanlık oluyor be. Ne oldu? Duşunu muşunu aldın mı? Hiç almadım bak duş almadan. Sen verdiğin komutları da sağlıklı bir şekilde yerine getirmiyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Yemek ye. Ondan sonra seninle şu ikinci spor aletini alıp koyalım. O da şeyde tamamlansın. Neydi bu? Bunun adı. Milestone tamamlansın. İyi. Yemekte şey yaptın. Bir level atladın. Ya ama bak bunu yapıp yapıp durma ya. Midemi kaldırıyorsun. Tiksiniyorum senden. Yıka şu tabağını da. Bu kadar pis olunur mu ya? O zaman bak burada bir daha bir ellerini yıka. Burada bir de diş fırçala. Ondan sonra ne yapalım? Dediğim gibi niye musluğu açıyorsun diyecektim. Hadi gel biz buraya size bir kum torbası koyalım. Ve bahanecek şey de yerine gelmiş olur. Milestone görevi de tamamlamış oluruz. Şöyle alıyorum. Yoga acaba bize şey yapıyor mu? Yoga ya da bu matlar spor ekipmanı olarak geçiyor mu? Şey ucuzundan bir spor ekipmanı lazım bize. Hani nerede? Bu kaç? 160 çok iyi. Bunun hemen böyle turuncu böyle kahverengisini koyabilirim buraya. Bak çok güzel oldu. İşte tam buraya layıkmış bu.
Bence güzel oldu böyle ortaladık. Harika, tamam. Evet, şimdi o zaman bakayım. Olmadı mı? Oldu işte. Milestone complete oldu. Gördünüz mü? O bölümü bitirdim. Şimdi 2 bölü 4'teyim. Archer level 6 fightness istiyor. Jogging 2 saat. Go jogging diyor. O zaman go jogging yapıyoruz. Koşuya gitmemizi istiyor bizden. More choice. Ha, bir dakika, geri dönmem lazım. Sport ve Energize. Evet, buna gidiyoruz. Kapımız çaldı bu arada. Kim geldi? Edward geldi. Edward, ama bak biz arka kapıdan duyduk galiba şu an, değil mi? Sanıyorum öyle yaptık. Harbiden biz nereye gittik? Ha, iyi, tamam. Dediğim gibi arka kapıdan duymuşuz. Size 2 saat bu şekilde koşarsan çok memnun olurum. Aa, şey geldi. Sen koşmaya devam et. Biz Han'la ilgilenelim. Çocuğun karnı açmış. Bak, onu da karnı doyuralım. Ama o bize önce dolaptaki bozulmuş yemekleri bir temizlesin. Sen koşuyorsun. Aferin. Koşmaya devam et. Sen de bize böyle akşam yemeği yapar mıyız acaba? Bilemedim. Ya yok, dolapta var zaten. Sen bitirdin. Sen gel o zaman, bakayım şimdi ne alemdeyiz. Sadece 1 saat koşmuşuz. 10 saat harcayacakmışız egzersizde. Tamam, bu da yapılmayacak şey değil. Sen yine bir yere gidiyorsun. Kendi başına. Çete gidiyormuş. Kim geliyor, kim gelmiyor? Nereden buldun böyle birini? Anlamıyorum. Niye sen böyle kendi başına bir şeyler yapıyorsun? Sen çok sorumsuzsun ya. Sen gel buraya. Sen gel. Senin daha çok işimiz var seninle. Tamam. Nasıl tersi bir operatör bilmiyorum ama senin şey geliştirmen lazım bize aynı zamanda. Search'u bulayım ben. Ya da web'ten midir research? Aslında Study Openness buradaymış. Harika. Ne ararken ne buldum. Tamam, onu yap bize. Sen kahvaltını, yani akşam yemeğini daha doğrusu, ne kahvaltı yedin? Neye ihtiyacın var? Hiç bilmiyorum vallahi neye ihtiyacın olduğunu. Senin 3 tane robotik yeteneği, 2 programcılık yeteneğini ve senin çok işimiz var seninle. Ama bakayım, sen de süpürge varsa gel, sen şu katı bir süpür. Biz de şu bakalım ne alemde, %25 olmuş. Sizin sosyale de ihtiyacınız var. Sizin çok şeye ihtiyacınız var. Hangi birinize yetişeyim ki ben? Bir daha var ya, evlenip farklanıp çoluk çocuk, yani ne bileyim, hani niye şimdi biz başkasının ruhuyla bir haşır neşir olalım? Bakayım sen ne arıyorsun? Doğum günü pastası, yok doğum günü değil, düğün pastası falan. İnternet sitelerine bakıyor böyle. Tamam. Sürekli hızlı oynuyormuşum aslında. Sen tutturduysan gel şurada birazcık bize tinker de. Çalış. Günlük şeyini yap. Yerine getir. Sen işe gideceksin. Programming olarak kitap alacağım ben. Herhangi bir şey şimdi koyamayacağız ya da bilgisayar üzerinden de çalışabiliyor musun bilmiyorum. Bak, bu yeteneğini de doldurursan 3 oluruz. Robotik yeteneğin. Oradan geliştirilebilir. Sen ne yaptın? Ha, sen komplit demişsin artık, tamam. Dediysen bir bırak. Aha, bir rahat bırak. Artık sen böyle gel bakayım. Şurada bir duş al. Bak, bize normal sen köpüklü bir duş al. Sonra da yat uyu. Sen pis bir çocuksun. Duşu sevmiyorsun. Ne zaman duş desem duştan erken çıkıyorsun. An, hadi bakayım yavrum. Tamamla şunu. Çok az kaldı. Senin de böyle bir hafif. Tamam, tamamladı. Çok iyi oldu. Sen nereye gidiyorsun? Bir dakika bakayım. Böyle. Çok merak ediyorum. Ya, oraya gittin durdun ama oraya gidip durma. Gel yat uyu. Sen gel yat uyu bakalım. Aa, parmağı yaralanmış ya. Aa, çok enteresan. O şeyi ilk defa görüyorum. Tamam. Aferin. Hayret, ilk defa böyle hijyenini doldurdun. Yine alarm sesiyle uyandı Han. Çok acil ihtiyaçları var. Gelsin buradan bir duş alsın. Böyle o da enerji kesilsin kendine. Sonra buradan tuvaletini yapsın. Yavaş yürüyor çünkü çok sıkışmış. Ama biz böyle süremizi hızlandırarak. Bunu da hızlandırabiliriz. Sen de aynı şekilde tuvalet yapman lazım. Sen de tuvalet. Oo, yemek de yemeniz lazım sizin. Bakayım, inşallah dolaptaki yemeklerde herhangi bir kokuşma meydana gelmemiştir. Şöyle sen ye. Sen de tuvaletini yapıyorsun. Duşunu da almışsın gerektiği kadar. Sen de buradan bir şeyler al.
Şöyle sonra sosyal ihtiyacınız var ya. Sizi bir iki kelam ettirmek lazım aslında var ya. Sen de bunun yanına gidersen eğer alıp şey yap böyle evet. Bu ne? İş vakti gelmiş. Ne diye sohbet ettireceksin ki? Hadi ye. Çabuk ye. Bak iş vaktin geçiyor. Yarım saat geçti. Yoksa var ya. Tamam. Çok fazla iş vaktini geçirtemeyeceğim senin. Senin işin yok mu yavrum? Sen işe kaçta gidiyorsun? Sen akşam gidi gidiyor musun? Çalışmasaymışsın mısın? Daha iyiymiş ya böyle. Akşam. O zaman gel bak buradaki hanım bıraktığını böyle dolaba atalım biz. Senin sohbete ihtiyacım var. Faturaları ödememişiz. Ödemeye korkuyorum. Kim ne kadar ödeyeceğiz? 9 bin mi? Yani yaklaşık 10 bin milyon fatura ödüyorum. Ne kazanıyoruz ki? Kazanamıyoruz bile. Ne yapacağız? Eğer param biterse tabii onu da çözdüm. Blender Grab ailesi de maşallah elektrikten yana iyi para yolluyor bizden. Burayı değiştirdim söylemiş miydim? Buradaki şeyi kaldırdım. Böyle arabalarımı daha görünür bu şekilde koydum. Güzel oldu. Tamam. Şey yapalım ya. Sen işe kadar aslında şu jokingini tamamlayabilirsin gibime geliyor. Öyle hissediyorum. Bakayım buradan go joking diyorum. İlk bir koşgaya bakayım şimdi. O 1 bölü 2 olmuş zaten. 11.49'da gittin. Bakalım ne kadar sürede geri döneceksin. Bakalım. Bekliyorum. Dönecek misin, dönmeyecek misin? Çok merak ettim. Bak bak annen gelip geçiyor. Bak gördün mü? Annen de geldi. Geçti evin önünden. Burada olsaydın sen nerelerde koşuyorsun? Sen koşmuyorsun ki. Sen yürüyorsun adeta. Aa resmen yürüyor gerçekten de. Eve geri döndü bu ama. Gerçekten eve geri döndü. Evin içinde mi koşacaksın? Evet neyse tamamladın. Hadi tamam yeter. Tamamladın. İyi oldu. 10 saat egzersizin 2 saatini yaptın. 1 saat sonra da işe gidecekmişsin. Bunu bence basalım şöyle. Basamıyor muyuz? Diyemiyoruz. Just go away diyelim bakalım bunu. Hızlı bir şekilde gelirsen gelemeyeceksin. Niye böylesin benim komutlarımı dinlemiyorsun? Beni çok üzüyorsun ama. Neyse herhalde öyle uzaktan kovdum. Bahçede olduğum için kış kış yaptım demek ki. Hadi bakalım işe gidecekmişiz. O yüzden böyle biraz daha oyalanıyorum. Ya şey Matteo demişim. İsimler de karışmaya başladı. Han 342 milyon alarak geri döndü. Matteo tabii ki akşam çalıştığı için daha hala işte. Senin de birazcık eğlenmeye ihtiyacın var. Herhangi bir şekilde nelere ihtiyacın var? Tabii programming yapman lazım. Bunu bilgisayar üzerinden yapabiliyor muyuz acaba? Bakayım. Şöyle bakıyorum. Computer ayarlarından yapamıyoruz. Play game diyoruz. Kariyer olarak engineer diyorum. Bakıyorum. Bir şeyler diyor ama fazla bir şey değil. Aa, işte pratik programming diyor. Harika. Sana bulduk programming. Kapı kaldı bu arada. Kapımızdan da gelen gideni çeksek olmuyor. Hadi bunu invite in diyelim bari. Gelsin. Çünkü sosyalleşmeye ihtiyacın var. Hadi o zaman önce onu yapalım. Hiç umursamadan gidiyorsun çünkü. Böyle önceden giriyorlardı bunlar aslında. Niye şimdi girmiyor? Tamam böylelikle girmiş oldu. Biz programcılıktan devam edelim. Miranda kendi başına takılabilir. Gitsin orada. Televizyonunu izliyor. İyi bak sohbete gelmiş. Harika güzel sohbet edebiliyor. Aslında biz bilgisayarın başına kalksak fırsat bu fırsat değil bilgisayarın başına oturacak. Onu da iyi anlıyorum. Şimdi Matteo da işten gelecek. Bakalım terfi alabilecek mi bilmiyorum. Excellent olmuş. Çok merak ediyorum. Gelmesi de bir saat var. Ve hemen gelir gelmez o da annesiyle sohbet etsin istiyorum. Çünkü onun da sosyali kötü. Yani ev arkadaşıyla yaşıyor olmasına rağmen nasıl ilişkileri bu kadar hızlı düşüyor. Aynı ev içerisinde konuşamıyorlar birbirleriyle. Hayret bir durum. Sen bitirdin mi ki böyle bıraktın? Sen çalışsana yavrum. Bir yandan çalış bir yandan sohbet et ki diyecektim. Tamamlamışsın sen level 2'yi. Demek ki bu üçüncü için gerçekleşiyor. Çok iyi. Ne yazık ki Matteo terfi alamadı. Öyle boş boş geldi. O zaman onu da buraya oturtmak istiyorum. Böyle annesiyle konuş. Hatta bak sarılma bile varmış annesine. Bakayım.
kalkacaklar mı? Aa, anneciğim hoş geldin dedi. Sarıldı. Hadi oturun, oturduğunuz yerden sohbete devam. Aa, doyamamışlar sarılma. Çok özlemişler. Yok seni görmüyor diyor. İşte öyle oldu diyor. Böyle oldu diyor. Onu yaptım diyor. Bunu yaptım diyor. Onu aldım. Bunu sattım diyor. Laf anlatıyorlar birbirlerine. Şimdi evet. O zaman bu şekilde ilerliyoruz. Bakayım senin tatil günün ne zaman? Senin tatil gününe daha çok var. Senin de var. Ben şu iş gününü oynayıp arka planda tatil gününe gitmek istiyorum. Tatil gününde belki fazla zaman ayırabiliriz karakterimizde ve geliştirebiliriz. Ya da ne bileyim hani farklı şeyler mesela singing'ine yani şarkı söylemesini geliştireceğiz. Bara gideriz, barda şarkı söyleriz falan. Böyle bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ne yapak artık konuşabiliyorsunuz. Birbirinizle iletişim kurmadığınızdan şikayetçiydim ben de. Evet neyse bu bölümü burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.